Yeni parti çalışmalarıyla gündemde olan eski AK Partili Bakan Ali Babacan'ın son günlerde yaptığı açıklamalarda yolsuzluk ve israfa yönelik konuşmaması dikkat çekti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Babacan'ın AK Parti'nin eski ekonomi kurmaylarından olduğuna dikkat çekerek, "Evet, sen orada değil miydin gibi sorular gelecektir. Ama 17 yıllık iktidarı eleştirirken bu konuda susmak nasıl ilerleyecek bunları gündeme getirmezse." dedi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı'nın Babacan Olmadı Baştan'ın Adımı Yazık Ülkeye başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle. Ali Babacan, demokrasi, adalet, hukuk, insan hakları, ifade özgürlüğü, Avrupa Birliği hedefi dedi. AK Parti kurulurken de bunları söylüyorlardı. Düşünün, yıllar aktı ve değişen bir şey var sadece. Bu sayılanların hepsinde kötüye gidiş, dibe vuruş, perişanlık. Bugünkü muhalefet partileri de bunu söylüyor. E, eh, müstakbel bir muhalefet partisi olarak Ali Babacan da bunları söyleyecektir şüphesiz. Yoksa iktidarı beğenmek ve desteklemek için bir parti kurulduğu görülmemiştir. Ali Babacan'ın iddiası şu. AK Parti kuruluşta doğru politikalar izliyordu. Sonra bu politikalardan saptı. Sapmasaydı bugünkü ağır ekonomik kriz, dış politikadaki yalnızlıklar, bugünkü sorunlar ortaya çıkmazdı. Ben ve arkadaşlarım şimdi kuruluştaki politikaları izleyeceğiz. Çünkü o politikalar sayesinde AK Parti parlak zamanlar yaşadı. Parlamenter sisteme geri döneceğiz. Ali Babacan 2015'e kadar AK Parti'nin ekonomi kurmayıydı. Dışişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yaptı. 2002'den 2015'e kadar 4 dönem milletvekili seçildi. 2015 Kasım seçimlerinde ise hükümette kendisine görev verilmedi. Yani Ali Babacan saf dışı bırakıldı. Recep Tayyip Erdoğan bakanlar arasına alsaydı görevini sürdürecekti. Bunu not edelim. Recep Tayyip Erdoğan artık aile bireylerini öne çıkaracaktı. Ali Babacan da iktidarın tüm AK Partilileri gibi kirli ittifakı Fethullah Gülen'le de iltisaklıydı. Türkçe olimpiyatlarında Fethullah Gülen'e sevgilerini gönderiyordu. Bütün bu çalışmalara yön veren, ilham kaynağı olan çok değerli Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye burada şükranlarımı sunmak istiyorum. Evet övmeyen yoktu. AK Parti içinde Fethullah Gülen'e karşı olan tek bir siyasetçi, tek bir Allah'ın kulu var mıydı? Esas olan budur. Fethullah Gülen'i iktidar ortağı yaparak hepsi kanlı askeri darbe girişiminin yollarını açmışlardı. Ali Babacan vaktiyle yolsuzluklara kimse göz yumamaz diyecek ancak bu konuda hiçbir şey yapmayacaktı. 17 yıllık dönem Türkiye'de kayırmacılığın, yoksulluğun zirve yaptığı dönem olarak kayda geçerken Ali Babacan bu konuda susuyor, Altaylı'nın soruları arasında yolsuzluk ve benzeri yoktu. Babacan ekonomiyi yönetti. Ülkede yolsuzluğun bulaştığı büyük boyutlar konusunda tahmini rakamsal açıklamalar yapabilir. Bu gerçekleri iktidarın bir önemli yapısı olarak kendisinden başka daha iyi kim bilebilir? Evet, sen orada değil miydin gibi sorular gelecektir ama 17 yıllık iktidarı eleştirirken bu konuda susmak nasıl ilerleyecek bunları gündeme getirmezse mesele sadece ifade özgürlüğü mü değil tabii babacan olmadı baştan diyor yarın devam